Anadolu Soruyor programına hoş geldiniz. Bu akşam çok kıymetli bir konuğumuz var. Ulaştırma Eski Bakanımız, Kars Milletvekili ve AK Parti MKYK üyesi Sayın Ahmet Arslan. Sayın Bakanım hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Evet, kıymetli gazeteci dostum, Çay TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Yavuz Bakırbey'le Sayın Bakanımıza soruları yönelteceğiz. Hasan Bey siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bütün yayıncı kuruluş arkadaşlarımıza selamlar gönderelim. Bütün Evet. izleyicilerimize. Malum şu an 10 farklı kanalda ortak yayındayız. Evet. Sayın Bakanım, İstanbul'dayız ama Anadolu sizi yakından takip ediyor. Öncelikle geçmiş bayramımızı hep mübarek olsun diyelim. Daha bayram tam bitti, bitecek durumdayız ama isterseniz İstanbul seçimleriyle başlayalım. İstanbul'da seçim atmosferi nasıl gidiyor? Sayın Binali Yıldırım Bey'e katkı veriyorsunuz. Hava nasıl efendim? Buradan başlayalım. Öncelikle çok çok teşekkür ederim. Ben de herkesin Ramazan bayramını tebrik ediyorum. İnşallah Rabbim Ramazan'ın feyzinden, bereketinden yararlanarak Ramazan bayramına erişmiş olmayı ve onu da inşallah ziyadesiyle eda etmiş olmayı hepimize nasip eylesin. Bugün aynı zamanda Cuma. İzleyicilerimizin cumalarını da tebrik ediyoruz. Elbette ki programın ismiyle de aslında mütenasip düşüyor. Anadolu soruyor. Anadolu niye soruyor? İstanbul Anadolu'yu çok ilgilendiriyor. Anadolu da İstanbul'u çok ilgilendiriyor. O yüzden Anadolu soruyor, Anadolu izliyor ve İstanbul seçimleri de bu anlamda İstanbul kadar Anadolu'yu da ilgilendiriyor. Biz de bu bilinçle İstanbul'dayız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Binali Yıldırım'ı partimiz adına destekliyoruz. Tabii benim birkaç şapkam var. Evet. Binali Bey'le meslektaşım, meslektaş olarak desteklemem gerekiyor. Yanındayım. Binali Bey'in ekibinde genel müdürlük yaptım, sonra bakanlık yaptım. Yanında olmam lazım. AK Parti'de Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle milletvekilliği yaptık, bakanlık yaptık. Bugün MKYK üyesiyiz. Bu şapkamızda da Binali Bey'in yanında olmamız lazım. Ve Binali Bey'in Türkiye geneline, sadece Kars'a, Ardahan'a, Iğdır'a, Ağrı'ya değil, Türkiye geneline İstanbul'da dahil yaptıklarını düşündüğümüzde Binali Bey'in İstanbul'a, Binali Başkanımızın İstanbul'a vereceği çok şey olduğunu düşündüğümüz için de İstanbul'dayız. Ve ben sahada hemşehrilerimle bir araya gelirken, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrılı hemşehrilerimle, Binali Bey'in, Sayın Cumhurbaşkanımızın gerek bakanlıkları gerek başbakanlıkları döneminde oralara yaptıklarını anlatarak diyorum ki bunlar durup dururken olmadı. İstanbul imkan oluşturursa, İstanbul büyürse, İstanbul Türkiye'nin ekonomisini büyütürse işte o imkanlarla döner Kars'a, Ardahan'a, Iğdır'a da hizmet yaparsınız. Bu hizmetler böyle oluyor. Bunun için de İstanbul seçimleri zannetmeyin ki sadece sizi ilgilendiriyor. İstanbul seçimleri İstanbul'da yaşayanlar açısından İstanbulluları ilgilendiriyor. Buna hiç şüphe yok. Evet efendim. İstanbul ekonomisini oluşturan ticaretiyle, ameliyesiyle bu işi yapanları ilgilendiriyor. Buna da şüphe yok. Ancak İstanbul'dan oluşan ekonomi Türkiye'nin her yerini etkiliyor. Dolayısıyla Türkiye ekonomisini etkiliyor. Bu da ülkemizin dünyadaki yerini belirliyor. Hal böyle olunca da ülkemizin dünyadaki yeri hepimiz için çok çok önemli. Dünyadaki mazlumlar, mağdurlar için önemli. Bu anlamda İstanbul hepimiz için önemli. O yüzden sadece bir Kars milletvekili veya AK Parti MKYK üyesi olarak değil, bütün milletvekillerimiz etkili olabilecek arkadaşlarla birlikte İstanbul'dalar. Hemşehrilerimize bunu anlatıyoruz. Diyoruz ki İstanbul sizin için önemli olduğu kadar bizim için de önemli. O yüzden bu seçimin bugüne kadar olduğu gibi AK belediyeciliğiyle, gönül belediyeciliğiyle, AK Parti belediyeciliğiyle daha yukarı taşınması lazım. Bu taleple hemşehrilerimizin karşısına çıkıyoruz. Bunu dilimizin döndüğünce anlatıyoruz ve 1977'den 2003'e kadar İstanbul'da yaşamış, daha sonra da genel müdür olduğu dönemde Marmaray ve Avrasya projeleri nedeniyle haftanın yarısını burada geçirmiş bir genel müdür sıfatıyla da İstanbul'u çok iyi bilen biri olarak İstanbul'u, İstanbulluları anlatmaya çalışıyoruz. Aman ha geçmişi unutmayın diyoruz. Ve sahada bir şeyi daha çok ısrarla ve ısrarla söylüyorum. Çünkü sahada şöyle bir tuzak görüyorum.
1994'ten bu yana 25 yıldır AK Parti belediyeciliğiyle Sayın Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığıyla birlikte İstanbul'a çok şey yapıldı ve AK Parti'nin bundan sonra yapabileceği bir şey yok diyor mesela bazıları. Biz de diyoruz ki hayır. 25 yılda çok şey yaptık. Bir noktaya geldik. Bunu artık Anadolu tabiriyle bir tık üste taşımamız lazım. Gençlerimizin tabiriyle bir level üste taşımamız lazım. Upgrade edip yeni bir boyut kazandırmamız lazım. Çünkü İstanbul Türkiye için olmazsa olmaz. Artık mevcut gömlek İstanbul'a yetmiyor. Bir üst kademeye taşımamız lazım. Bunu da kim yapabilir? Elbette ki bir tecrübe yapabilir. Türkiye tecrübesi olan, dünya tecrübesi olan ve bunu ispatlamış olan biri yapabilir ki 13 yıl dünya çapında rekordur. Çok başarılı bir Ulaştırma Bakanlığı yapmış. Daha sonra 26 ay fiilen başbakanlık yapmış ve en sonunda meclis başkanlığı yapmış. Merkezi hükümetle, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi nedeniyle Recep Tayyip Erdoğan'ın oluşturduğu hükümetle de uyum ve ahenkle çalışması konusunda ki bugüne kadar ortaya koyduğu irade, duruş belli. Onunla birlikte de İstanbul'u ileriye taşıyacak biri olması lazım. İşte bu Binali Yıldırım diyoruz. Bunu ısrarla ve ısrarla söylüyorum. Çünkü sadece belediyenin oluşturduğu imkanlarla 15 milyonun hizmetini görüp günde aşağı yukarı 3 milyon misafir ağırlıyor İstanbullu. Bir haftalık, 10 günlük, 1 aylık gelen misafirlerimiz var içeriden veya dışarıdan. İstanbul nüfusu zaman zaman 18 milyona varıyor. Bunu sadece İstanbul'un oluşturduğu imkanlarla İstanbul'u bir level yukarı taşıyabiliriz dersek burada yanılırız. O yüzden Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi nedeniyle hükümetle birlikte ahenkli çalışacak. Oranın imkanlarını da buraya doğru yansıtacak. Bir yapı olması lazım. Onun için Binali Yıldırım olmalı diyoruz. Ve bir şey daha söylüyoruz. Belediye meclisinin çoğunluğu AK Parti'de. Bu çok net. Ve asıl karar verici mekanizma o. Eğer belediye meclisinden herhangi bir karar geçirmez, belediye meclisiyle birlikte yol almazsanız, sadece mevcut yapı ve yetkiler çerçevesinde mevcut rutini sürdürebilirsiniz. Ancak İstanbul'u rutin kesmez. İstanbul'a yeni bir açılım, yeni projeler ve İstanbul'u büyütecek, geliştirecek, dünya çapındaki entegrasyonu daha yüksek seviyede sağlayacak bir yapı lazım. Onun için de diyoruz ki Büyükşehir Belediyesi Meclisi çoğunlukla AK Parti'de, Cumhur İttifakı'nda bununla uyumlu çalışacak bir Büyükşehir Belediye Başkanı ve İstanbul'un imkanları yetmez, Ankara'nın da imkanlarını bugüne kadar olduğu gibi yanına alabilmesi için Cumhurbaşkanlığı hükümetiyle, kabinesiyle daha doğrusu, hükümet ifadesi belki yanlış, kabinesiyle uyumlu ve ahenkli çalışacak bir yapının olması lazım. O yüzden Binali Bey diyorum ve bunu da her platformda rahatlıkla sorularla açacağız Sayın Bakanım. Hasan Bey buyurun efendim. 89'lu yılların hemen başında 89, 90, 91, 92 o süreci iyi bilen İstanbul'da olan birisi olarak değişim ve dönüşümü çok net görebiliyorum. Yani hakikaten olağanüstü şeyler yapılmış İstanbul'a. Tarihi dokuya rağmen, sıkışıklığa rağmen, düzensiz göçe rağmen, onca probleme rağmen İstanbul'da devasa işler yapılmış ve bunun da hakikaten AK Parti hükümetleri döneminde olduğu ortada, Tayyip Erdoğan'la başlayan o sürecin hizmet anlamına devam ettiğini biliyoruz. Sahada gezerken hem bakanlığınız zamanında hem şimdi efendim bu çalışma süreci içerisinde Türkiye'nin malum genç nüfusu çok fazla. Genç kardeş arkadaşlarımız, genç vatandaşlarımız İstanbul'daki bu değişimi, dönüşümü, bu her geçen gün yukarıya çıkan bu gelişmişliği kıyaslama şansına sahipler mi? Onlar bu durumun farkındalar mı? Ne gördünüz sahada Sayın Bakanım? Tabii Hasan Bey, sizin söylediğiniz yılları ben de yaşadım. Yani 1977'den itibaren İstanbul'da olmuş. Bir mühendis olarak önce özel sektörde, daha sonra kamuda çalışırken gece 10'da 11'de iş yerinden eve geldiğimde evde su yok. Hadi kovayı alıyorum, tanker arıyorum sokak sokak. Tanker de gündüz gelmiş, suları dağıtmış,
gece tanker bulma şansınız yok. Biz biraz da şanslıydık. Sarıyer'e şifa suyu akıyordu. Oradan çeşmeden dolduruyorduk oradan. Ama ben daha çok işte Maltepe'de tarafında oturdum. Oralarda ne yazık ki kuyu suyu da idare ediyorduk. Kuyu suyu da her yerde yok. Dolayısıyla gece gidip işte komşudan rica edip bahçendeki kuyudan su alabilir miyiz dediğimi çok iyi biliyorum. Çöplerin alınmamasından kaynaklı sokakların koktuğunu çok iyi biliyorum. Ve doğrusu çamura batmadan yürüyebilmek için cambazlıklar yaptığımızı da çok iyi biliyorum. Bizim jenerasyonumuz, İstanbul'da yaşayan bizim jenerasyonumuz bunları çok iyi biliyor. Çok iyi biliyor idi. Özür izleyicilerimiz, bunu bilinçli kullandım idi. Şimdi biz çırpınıyoruz, diyoruz ki 1994 yılında 10 yaşında olan bir çocuk, henüz o günleri bilmeyen biri, şimdi 35 yaşında. Demek ki 35 yaşından küçük olanlar İstanbul belediyeciliği ile yaşadığımız o sıkıntıları bilmiyor. Evet. 2002 merkezi hükümet imkanlarını düşünürseniz, krizleri düşünürseniz, 2002'de 10 yaşında olan bir genç şimdi 27 yaşında. 27 yaşından küçüklerde merkezi hükümetin o sıkıntılarını bilmiyor diyoruz ve bunu çok yüksek sesle dillendiriyoruz. Aman ha, gençlere bunu anlatmalıyız diyoruz. Ama sahada şunu görüyorum. Gençler internete giriyorlar. Google aracılığıyla birçok şeyi görüyorlar. Görselleri görüyorlar, çıkarıyorlar. Bizim unuttuğumuz, işte onun için söyledim. Bizim unuttuklarımızı gençler Google'a girdiklerinde bir saniyede görüyorlar. Su kuyruklarını görüyorlar. Bidonlar sırada insanların birbirini, kafasını kırdığını görüyorlar. Çöplerin neredeyse evin içine girdiğini görüyorlar, çamurları görüyorlar ve o fotoğraf her şeyi anlatıyor. Ancak 1994'ten bugüne geçmişi unutan bizler sanki o günleri hiç yaşamamışız. Hep AK Parti varmış, hep Recep Tayyip Erdoğan varmış, hep bu güzel günler varmış gibi geçmişi biz de unuttuk. Tekrar üzerine basarak söylüyorum, gençler geçmişi bilmiyor derken bizim geçmişi unuttuğumuzu gördüm. Açıkçası. Dolayısıyla sahada konuştuğunuzda, o fotoğrafları gösterdiğinizde insanlar bir irkiliyor, sonra kendilerine geliyorlar. Belki sorarsınız ama ben bu vesileyle aslında belki konuyu değiştirmiş olacağım ama buyurun lütfen. İnsanlarla sahada konuşurken bunu hatırlattığımda ve siz unuttunuz herhalde bunu dediğimizde, işte insanlar o zaman birbirlerine bir kendine geliyorlar. O gün yaşadıklarını konuşuyorlar ve tekrar dönüp diyorlar ki doğru. Doğru, biz 31 Mart öncesi hep AK Parti'yi yaşadığımız için zannediyorduk ki hep böyle devam edecek. Ama 31 Mart'ta gördük ki birileri oy kaydırmasıyla da olsa, oy çalmasıyla Sayın da Bakanım, olsa... O zaman tam yerine geldiniz, ben söyleyeyim. İstanbul'daki vatandaşlar arasında, bir kısmı arasında en azından Sayın İmamoğlu mağdur edildi. Belediye başkanlığı elinden alındı. İşte 3 tane oy geçerli, niye İmamoğlu'nun oyu geçerli değil gibi bir takım spekülasyonlar, eleştiriler var. Bu vatandaşlarımıza neler söylersiniz efendim? İşte cümlemi tamamlayayım, müsaadenizle sorunuza cevap vereyim. Bu 19 günlük periyottaki hareketlerle gördüler ki çok hızlı bir şekilde eski günlere dönülecek, o refah günleri unutulacak, o huzur günleri geride kalacak. İşte bunun için insanlar döndüler, tekrar şapkalarını öne koydular. Sadece gençler bilmiyor değil, biz de unutmamalıyız diye konuşuyorlar şimdi. Sahada bunu görüyorum. Gelelim dediklerinize. Tabii bu süreçte neler yaşandığını ne yazık ki hem CHP adayı hem de ona destek olanları çok iyi biliyormuş. Bir bilmeyen bizmişiz. İktidar olmamıza rağmen, 17 yıldır iktidarda biz olmamıza rağmen biz diyoruz ki hukuk sistemi yürüyor. Hakkaniyet içerisinde insanların görüşü ve kararı sandıkta tecelli edecek. Sonra da buna göre İstanbul'u birileri yönetecek. Ve biz de saygı duyacağız. Çünkü vatandaşın kararı baş göz üstte. Ancak gördük ki o süre içerisinde insanlar o kadar değişik oyunlar tabiri caizse yapmışlar ki bu oyunlar çerçevesinde de özellikle başa baş giden seçimlerde. Demek ki bugüne kadar AK Parti hep 500 bin, 1 milyon fark attığı için bu 20 binlik, 30 binlik, 40 binlik oy kaydırmalara hiç gözükmedi.
Ancak ilk defa seçim başa baş gidince bu oy kaydırmaları nedeniyle bir takım işlemler yapıldığını gördük ve bizim de doğrusu bunu ya uyuduğumuzu diyelim ya görmezken geldiğimizi söyleyelim. Gördük çünkü 29 bin diye açıklandı. Sonra oyların %8,5'u sayıldı. %8,5'da 15 bin oy aşağı düştü. Bu ne demek? Binali Bey'in 15 bin oyu çalmış. Arttı. Arttı. Evet efendim. Nasıl olmuş? Birileri cebine koyup alıp götürmemiş. Tabii çaldı deyince insanlar zannediyor ki biri cebine koydu, aldı götürdü. Hayır. Binali Bey'in hanesindeki oyu aldın öbürüne yazdın. Bu çalmak demektir zaten. Binali Bey'in oyunu yırttın attın, bu çalmak demektir. Geçerli olan oyunu geçersiz hale getirdin, bu çalmak demektir. Sizin dediğinize geri döneyim, konu çok dağılmasın. Evet, eğer biz %100'ünü sayabilseydik, 15 bin fark kapanmıştı, kalan 14 bin kapandığı gibi bunun birkaç misli 14 binde Binali Bey öne geçip rahatlıkla kazanacaktı. Binali Bey kazanmış olmayacaktı. Vatandaşın tercihi ve görüşü doğru yansımış olacak. Vatandaşın kararına göre Binali Bey belediye başkanı olacaktı. Bakın burada mesele Binali Bey kazandı, CHP'nin adayı kazandı değil. Burada mesele vatandaşın görüşü, tercihine onun doğru tecelli etmesi ve o karar çerçevesinde İstanbul'u birilerinin 5 yıl boyunca yönetmesi. Konuyu dağıtmadan sizin sorunuza gelelim. Sandıkta 4 oy kullanıldı. Doğru, biz de 4 oy kullandık. Gittik. Önce mahallemizin muhtarı için, sonra ilçemizin belediye meclis üyeleri için, evet efendim, ve ilçemizin belediye başkanı için 3. oyu kullandık. 4. oyu da İstanbul'u yönetecek Büyükşehir Belediye Başkanı için kullandık. 4 oy kullanıldı. İtiraz mekanizmaları çalıştı. Günün sonunda YSK İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri yenilenmeli dedi. Niye? Sorunuzun cevabı burada. Birincisi, 2018'in başlarındaki bir yasal değişiklikle seçimlerde şöyle bir karar alındı. Her neye itiraz edilirse Yüksek Seçim Kurulu sadece onu inceler. Bakın, daha önceki seçimlerde Yüksek Seçim Kurulu kendine bir itiraz geldiğinde hepsini tekrar değerlendirebiliyordu. Halbuki yasal değişiklikle deniyor ki Yüksek Seçim Kurulu'na hangi konuda itiraz edilirse sadece onu inceler. Biz AK Parti olarak Yüksek Seçim Kurulu'na en son itirazımızda, olağanüstü itirazımızda Büyükçekmece ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri hatalar nedeniyle yenilensin diye itiraz ettik. Milliyetçi Hareket Partisi de Maltepe için itiraz etti ve dolayısıyla Yüksek Seçim Kurulu sadece Maltepe, Büyükçekmece ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleriyle ilgili itirazlarımızı değerlendirdi. Bu itirazlar çerçevesinde de döndü bir karar aldı. Nasıl bir karar aldı? Dendi ki seçim kurulunda yasa gereği olması gereken devlet memuru yok. Birileri gelmiş. Eskiden birileri olabilirmişti. Ancak değişen yasayla memur olması şartı var. Sandık başkanının veya onun yanındaki bir üyenin. Efendim, seçim bitti, sayımlar yapıldı, sonuçlar listelere aktarılıyor, kaydırmalar yapılmış. Binali Bey diyelim 150 oy almış, CHP adayı 120 oy almış, Vatan Partisi adayı 1 oy almış. CHP adayının 120'sini Vatan Partisi'ne kaydırıyor, Binali Bey'in 150'sini CHP adayına kaydırıyor, Binali Bey'e de 1 oy veriyor. Ya güzel de 150 oy nere? Bir oy tabii nere? Büyük bir böyle ciddi kaydırmalar var. Efendim. Dolayısıyla bu tip kaydırmalar oy kullanmaması gereken tutuklu hükümlü var. Oy kullanmış gözüküyor. Oy kullanmaması demeyelim de ölüm var. Allah rahmet eylesin. Ölüye oy kullandırılmış gözüküyor. Askere oy kullandırılmış gözüküyor. Oy kullanmaması gerekiyor. Bunların hepsinin oylarını üst üste koyduğunuz zaman 42 bin problemli oy var. Fark kaç? 14 bin. Yusufeli seçimini örnek verelim. Yusufeli'nde Cumhuriyet Halk Partisi itiraz etti. Dedi ki AK Parti 3 oy farkla kazandı ancak
oy kullanmaması gereken kişiler vardı. Onlar oy kullandı. Velev ki onlar AK Parti'ye oy vermişse belki de AK Parti onlar sayesinde 3 oy farkla kazandı. Kimin itirazıyla? Cumhuriyet Halk Partisi'nin evet. itirazıyla. Seçim kurulu dolayısıyla dedi ki Yüksek Seçim Kurulu evet Cumhuriyet Halk Partisi haklı. Bu 3 kişinin oy kullanmaması gerekiyordu. Hukuki dili kısıtlı seçmen. Hukuki dil. Vatandaş diliyle aklı melekesi yerinde olmayan, oy kullanma yetkisi ve yeterliliği olmayan insan anlamına geliyor. O yüzden iptal et. Peki biz ne yaptık? Aynı şeyi İstanbul'da yaptık. Dedik ki oy kullanmaması gereken kişiler var. Efendim bizim oylarımız başka yere kaydırılmış, bunlar var. Kurullar yanlış oluşmuş ve bu yanlış kurullar imzasız seçim sandık tutanakları tutmuşlar. İmza var, boş tutanaklar tutmuşlar. Tutanakları tutarken sayımdaki rakamları değil kafasına göre rakamlar yazmışlar. Bütün bunları üst üste koyduğunuzda 42 bin oy ortaya çıkıyor. Yusuf elinde aradaki fark 3 oydu. 3 tane akli melekesi yerinde insan oy kullandığı için iptal edildi. Velev ki AK Parti'ye verilmişse. Peki 42 bin oy velev ki Cumhuriyet Halk Partisi adayına verilmişse dediğiniz zaman otomatik olarak aradaki fark ondan çok daha küçük 14 bin evet. olduğu için Yüksek Seçim Kurulu iptale gitti. İptalin gerekçesi budur. Zira itirazımız bu yöndeydi. Büyükçekmece ve Maltepe'de iptal etmedi. Sebebi ne? Oralarda da benzer şeyler vardı. Ancak oralarda problemli olan oy sayıları aradaki farktan çok çok az. Dolayısıyla Yüksek Seçim Kurulu dedi ki bu kadar oy CHP adayına verilmiş olduğunu kabul edin. Bunlar AK Parti adayına Binali Başkan'a gelse dahi sonucu değiştirmiyor. O zaman iptal etmem. Nitekim Türkiye'nin birçok yerinde benzer itiraz edildi. Benim ilim Kars'ta itiraz edildi. Iğdır'da itiraz edildi. Yüksek Seçim Kurulu dedi ki hayır. Aradaki problemli olan oylar aradaki farktan küçük olduğu için ben seçimi geçerli kabul ediyorum. Geçerli kabul etti. Maltepe ve Büyükçekmece'de ise problemli olan oy sayısı aradaki farktan çok az olduğu için bu sonucu değiştirmez dedi. İptal etmedi. Hala sorunuza cevap vermiş değilim. Onun evet. farkındayım. Diyor ki efendim, onun farkındayım. De biriliğe değil. Evet. Onun farkındayım. Değişen yasa evet. gereği eğer Yüksek Seçim Kurulu'na diğer ilçe belediye seçimleri, diğer ilçe belediye meclis üyelikleri veya muhtarlıklarla ilgili itirazlar olsaydı Yüksek Seçim Kurulu onu incelemek zorundaydı. Böyle bir itiraz olmadı. AK Parti olarak biz il seçim kurullarına itiraz ettik. İlçeler de sayılsın, belediye meclis üyeleri de sayılsın diye hemen bizim itirazımızın arkasından CHP tersi bir itiraz etti. Hayır sayılmasın dedi, İl Seçim Kurulu da sayılmasın diye karar aldı. Dolayısıyla büyük şehirdeki geçersiz oylar sayılsın diye karar aldı. Büyük şehirdeki geçersiz oylar sayılırken gördük ki akla hayale gelmeyen yöntemlerle kaydırmalar, yanlışlıklar yapılmış. Oyların tamamı sayılsın dedik. Onu da kabul etmedi. %8,5'unu sadece saydırdı. O zaman da gördük ki %100'ü sayılsaydı biz rahatlıkla kazanacaktık. %100'ü sayılmadığına göre olağanüstü itiraz hakkı vardı yasal süreci içerisinde. Bu da önemli bir cümle. Yasal süreci içerisinde. Yasal süreci içerisinde bu hakkımızı kullandık. İtiraz ettik. Yüksek Seçim Kurulu yasal süreci içerisinde karar verdikten sonra yasal süreçler bittikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi daha önce yenilenmesin, sayılmasın dediği ilçe belediye başkanlığı seçimleri ve ilçe belediye meclis üyesi seçimleri için gitti. Yasal süresi bittikten sonra Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz etti. O da dedi ki kusura bakma, yasal süreyi geçirdin, ben buna bakamam. Peki, bir örnek vereyim vatandaşımız daha iyi anlasın. Bir mağazaya gittik. Kalktık mağazaya gittim. Bir palto aldım. Bir ceket aldım. Bir gömlek aldım. Bir de pantolon aldım. 4 ürün aldım. Aynı anda. 4 ürün aldım. Mağazadakileri bunu hediye paketi yap. Ben birini hediye edeceğim. Ben vatandaşım. Oyumu kullandım. Palto aldım, ceket aldım, gömlek aldım, pantolon aldım. Ben bunu birini hediye edeceğim. Kime hediye edeceğim? Kimin üstüne oluyorsa, kim bunu iyi taşıyacaksa ona hediye edeceğim dedim. Hediye paketi yap dedim. Siz de mağazadaki sorumlusunuz. İlçe seçim kurulusunuz. İşte sandık tutanaklarını tutansınız. Evet.
seçim kurulunu oluşturan hakimsiniz. Ambalajladınız. Dedim ki hediye edeceğim tüm fiyat etiketini kes, orada durmasın. Onu da yaptınız. Eve bir götürdüm. Ambalajı açtım. Fiyat etiketini kesecekken paltonun kolunu kesmişsiniz. Kurdeleyi keseceğim derken paltonun yakasını kesmişsiniz. Efendim astarını kesmişsiniz. Ben otomatik olarak dönüyorum mağaza olarak size diyorum ki ey mağaza, ben senden 4 tane ürün aldım. Ama bunlardan paltoda problem çıktı. Al bunun gereğini yap. Yüksek Seçim Kurulu'na sadece bir konuda itiraz edildi. Mağazaya gidince mağaza bana diyor mu ki ya paltoyu getirdin ama gömleği, ceketi, pantolonu da getir. Yok, çünkü onlarda bir problem yok. Doğru. Evet. Ben onlarla ilgili itiraz etsem onlara da bakmak zorunda. Peki mağaza ne yapıyor? Mağazadaki hemen karar vermiyor. Diyor ki beyefendi müsaadenizle bu ürünün defosu acaba fabrika hatası mıdır? Acaba benden mi kaynaklanıyor? Ben bunu bir ekspere göndereyim, inceleteyim. Gönderiyor, inceletiyor. Fabrikadan şöyle bir karar geliyor. Evet, bu bizim hatamız. Bunun düzelmesi lazım. Yüksek Seçim Kurulu dedik. Evet, bu hatadır. Bunun düzelmesi lazım. Fabrikadan şu karar da gelebilirdi. Hayır. Siz satın aldıktan sonra, evinize götürdükten sonra kolunu siz kesmişsiniz. Efendim, soğuk suda yıkamanız gerekirken sıcak suda yıkamışsınız. Astarı çekmiş. Bakın, tekrar söylüyorum. 4 ürün aldınız. Hangisi problemliyse ona itiraz edersiniz. Mağazada onu inceler. Diğer ürünleri de geri getirin demez. İşte evet. CHP'ninki bu. CHP diyor ki ya bir tanesi problemli ama 4'ü birden alındı. 4'ü birden paketlendi. 4'ü birden sana gönderildi. Kardeşim tamam 4'ü birden gönderildi ama sen 4'ünü birden abriyamadın. 4'ü ile ilgili birden işlem yapamadın. Dedin ki ben şu büyük şehri bir kurtarayım. Kendime yontayım dedin. Büyük şehirle ilgili hileleri yaptın. Küçük şey yani ilçelere ve belediye meclis üyelerine fırsat bulamadın. Bu konuda da itiraz karar merciğine gitti. Karar merci de böyle bir itiraz etti. Bu konuda lütfen ama lütfen seçmenin kafası karışık olmasın. Değişen yasa gereği neye itiraz edilirse sadece o inceleniyor. Yüksek Seçim Kurulu dolayısıyla itiraz edileni incelemiştir. Diğerlerinin yolunu CHP vaktinde kesmeseydi onlar da incelenirdi. CHP ne zaman itiraz etti? Bir ürünü ne zaman değiştirirsiniz? Mağaza der ki bir ay içerisinde değiştirme hakkınız var. Süresi dolmuşuz diyorsunuz. Siz süresi, yasal süresi doldu. İtiraz etme hakkı, değiştirme hakkı doldu. Sonra gidiyorsunuz seçim kuruluna diyorsunuz ki hadi ilçeler de sayılsın. O da dedi ki kusura bakma. Süresi bitti. Yalnız süresi bitti. Sayın Bakanım şunu söyleyeceğim. Bu bölüm hakikaten çok büyük önem taşıyor. Seçimin sonucu ne olur bilemeyiz ama seçmenin kafasının rahatlaması, güven unsurunun tesisi açısından bu açıklamayı çok önemsiyoruz. Aradan uzun zaman geçti, hala bir sürü vatandaşın kafasında neden o 4 oyda sayılmıyor çelişkisi var. Önemsiyoruz. Bu ısrarla bunu açıklamaya devam etmemiz lazım. Çünkü bu hepimizin güven duyması açısından önem taşıyor. Peki diyor ki vatandaşlar AK Parti tek başına hükümet. İktidarda onlar var. Neden seçimi düzenli olarak koordine ettiremedi? Neden ilgili kurulları çalıştırmadı deniyor? Şöyle ki, AK Parti zaten anlayamadıkları bu. Geçmişte iktidar oldukları dönemde istedikleri gibi kararlar almışlar. Açık oy kullandırmışlar. Gizli tasnif yapmışlar. İstiyorlar ki AK Parti de öyle olsun. Hayır, AK Parti diyor ki hukuk sistemi var. Hukuk sistemi çerçevesinde yasalara bağlı olarak bu sistemin ve sürecin nasıl yürüyeceği belli. Bana düşen görevi ben yaparım. Bakanlık, İçişleri Bakanlığı, kaymakamlığa der ki mülki idareye, seçim kurulu senden seçim sandık kurul başkanı veya kurul üyesi ehliyetine sahip isimleri istediğinde bunları bildir. Bunlar bildirilmiş mi? Bildirilmiş. Peki kanun ne diyor? Bunların arasından belirle. Oradaki seçim hakimi kalkıp bunların arasından belirlememişse bunu nasıl görebiliriz? Net ihlal var efendim. Bak, bunu ama Burhan Bey orada çok kritik bir şey var. Hasan Bey çok güzel bir soru sordu. Müsaadenizle aklıma buyurun geldi efendim. Ben de söyleyeyim. Buyurun efendim. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu şöyle bir karar aldı. Sandık başkan ve üyeleri belli olduktan sonra isteyen bütün partilere vereceğim dedi. Ancak 31 Mart seçim sürecinde biz bunları istediğimizde seçim hakimi dedi ki hayır, seçim kurulu başkanı. Hakim dedi ki
ilçe seçim veya il seçim kurulu başkanı. Hayır, bunları vermem sana. Çünkü yasal olarak verme, alma hakkın yok, ben de veremem. Saygı duyarız dedik. Ama kimi atadığını bilmiyorum. Kimi atadığını bilsem ben dönüp ona itiraz ederim. Bu memur değil. Bu sandık başkanı olma yeterliğine sahip değil. Evet. Çünkü diyorlar ki, efendim onların itiraz süreçleri vardı. Vaktinde onlara itiraz etseydiniz. Ya ben onu göremiyorum ki itiraz edeyim. Ama şimdi itiraz edebilirim. Şimdi yanlış bir kişiyi oraya atarsan, artık bana önceden verdiğin için itiraz edebilirim. O zaman itiraz etme şansımız yoktu çünkü görmüyorduk. Görmediğim bir şeye, yasal olarak görmediğim bir şeye. Ha, başka bir şey var. Sizin sorunuza bağlayayım. CHP almış bunları. CHP kim hangi sandıkta sandık başkanı, kim hangi sandıkta memur üye onu biliyor. Peki nasıl almış sizin alamadığınız? Gayri resmi almış. Gayri resmi bizim gayri almış. Resmiyle. O da hukuksuzluğun bir parçası yani. Hukuksuzluğun bir parçası, bizim gayri resmilikle işimiz olmadığı için onlar istiyorlar ki AK Parti iktidar onlar gibi hukuksuz işler yapsın, gayri resmi işler yapsın. Yok böyle bir şey. Dolayısıyla bu kısmı çok çok önemli. Bakanlıklar gereğini yapmıştır. Ancak aşağıda kişiler, görevliler hata yapmışsa ki şimdi hakimler, yüksek kurulu bununla ilgili zaten gereğini yapıyor. Gerekli soruşturmalar yapılıyor. Gerekirse kişiler başka yerlere kaydırılıyor. Bununla ilgili de kamuoyu izliyor zaten. Sayın Bakanım, bizi şu anda Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı'da, tabii Türkiye'nin dört bir yanı izliyor ama İstanbul'da yaşayan hemşehrileriniz de var. Efendim Binali Bey olsun, siz olun. Bakanlığınız döneminde bu bölgeye ne tür hizmetler yaptınız efendim? Biz zaten hemşehrilerimize giderken, ben şahsen hemşehrilerime giderken şunu söylüyorum. Diyorum ki, Sayın Cumhurbaşkanımız, Binali Başkanımızın gerek bakanlığı gerek başbakanlığı döneminde bizim bölgelere yaptıkları hepinizin malumu. Ancak sadece Kars'a, Ardahan'a, Iğdır'a, Ağrı'ya yapmadı. 81 ilin 81'ine de yaptı. En çok da İstanbul'a yaptı. Çünkü İstanbul bunu hak ediyor. Yaptıkları, yapacaklarının teminatı olan Binali Bey ile ilgili bizim onu desteklememiz, İstanbul'da iş başına getirmemiz lazım diyorum. Çünkü bunun yanı sıra Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı hiç hizmet almıyorken müthiş hizmetlerle tanıştı. Ben sonuçta kendi başıma yapmadım. Recep Tayyip Erdoğan başbakan, Binali Yıldırım bakan, bir genel müdür atayacaklardı. DLH Genel Müdürlüğü gibi bu ülkenin en önemli genel müdürlerinden birinin başına beni atadılar. Dolayısıyla Kars Havalimanı, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu, efendim Iğdır Havalimanı, bütün bu süreçler o zaman başladı. Ardahan'a demiryolu etüdü, işte Iğdır Nahçıvan'a demiryolu etüdü. Bunlar çok büyük ve önemli hizmetler. Bunlar o dönemde. Efendim, sonra yani milletvekili olduk. Aynı şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle aday olduk. Tabii ki vatandaş seçti. 5 yıl boyunca milletvekili olarak hizmet ettik. Orada da ne zaman ki Binali Bey'in kapısına Kars'ın, Ardahan'ın, Iğdır'ın şöyle bir ihtiyacı var dediysek, sanki bakanmışım gibi arkadaşlara talimat verdi. Ahmet Bey ne istiyorsa yapın. Çünkü Kars'ın, Ardahan'ın, Iğdır'ın buna ihtiyacı var. Ama sadece buna değil. Şahidim diğer illerde de böyle oldu. Böyle olduğu için 6000 kilometre yol bugün 26000 kilometrenin üzerine çıkmış. Böyle olduğu için 8500 kilometre sıcak asfalt bugün 20000 kilometreye gelmiş. Sayın Bakanım, lafınızı unutmayın. Biz son 8 seçimdir Türkiye'yi turluyoruz Sinan Bey ekiple beraber. Türkiye'nin her iline gittik. O yolların hakikaten durumunu çok iyi bilen ekibiz. Bütün illerdeki, bütün bölgedeki yollar, tüneller, viyadükler olağanüstü güzel. Kars Havalimanı da ayrı bir güzel. Onu da söyleyelim Sayın Bakanım. Eskiden sadece İstanbul'da, Bolu'da bazı yerlerde tünel vardı. Türkiye'nin toplam tünel uzunluğu 50 kilometre idi. Hepsi bu. Binali Bey'in bakanlığı döneminde. Hepsi bu 50 kilometre toplamı. Binali Bey'in bakanlığı döneminde ve başbakanlığı döneminde toplam 50 kilometre olmuş 463 kilometre. Cumhuriyet tarihinde 50 kilometre. 8 katından daha fazla eklenmiş. Ve artık Kars'ta tünel var. Ardahan'da tünel var. Ilgar tüneli yapılıyor. Aşık Şenlik tüneli Sinan Bey'le saydık. Yusufeli'nden Borçka'ya kadar 49 tünel mi vardı? Zaten oralar müthiş. Oralar müthiş. Zaten Artvin'de, sadece Artvin'de 50'nin üzerinde tünel var. Bunlar böyle oldu. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın başbakanlık ve bakanlık dönemleri de dahil
bize destek oldukları için genel müdür olarak onları yaptık. Milletvekili olarak onları yaptık. Daha sonra da bakan olarak onları yaptık. Dolayısıyla biz hemşehrimize diyoruz biz bunları tek başımıza yapmadık. AK Parti iktidarı güçlü olduğu için, istikrar olduğu için, Recep Tayyip Erdoğan buna liderlik ettiği için, Binali Bey gibi bir tecrübe olduğu için Türkiye çapında bunları yaptık. Yapmamız lazım daha. Devam etmemiz lazım. Kars'a, Ardahan'a, Iğdır'a ve diğer 80 ile de bunları yapabilmemiz için. Bunun için de ekonomimizin lokomotifi olan İstanbul'un büyümeye, gelişmeye devam etmesi lazım. Bunu da güçlü bir kişiyle, güçlü bir belediye başkanıyla ve merkezi hükümetin, kabinenin desteğini alan bir kişiyle yapması lazım. Tekrar söylüyorum. Kars'ta bu kadar devasa projeler başladı. Ardahan'da, Iğdır'da, işte havalimanını söylediniz. Marka bir terminali var. Bakü Tiflis Kars Demiryolu projesi yapıldı. Evet. Lojistik merkezi yapılıyor. Yani Kars projelerini sayıp da diğer illere haksızlık etmeyeyim. Efendim çünkü olsun siz Kars'a bir pozitif ayrımcılık yapalım Sayın Bakanım. Çünkü Türkiye'nin her yerinde bunlar yapılıyor. Yani 26 havalimanı varken şimdi 56 havalimanı var. Iğdır'da havalimanı var. Efendim 26 havalimanıyla 34,5 milyon yılda yolcu taşınıyorken şimdi yılda 210 milyon yolcu taşındı geçen sene. 210 milyon. 100 milyarın üzerinde havacılık bir gelir oluşturdu bu ülke için. 200 binin üzerinde insan bu sektörde çalışıyor. Bütün bunlar Binali Yıldırım'ın bakanlığı ve başbakanlığı döneminde oldu. İşte Kars'ta da oldu, Iğdır'da da oldu, Ağrı'da da oldu. Birçok yerde oldu. Olmaya da devam ediyor. Niye? Bu bir vizyon meselesi. Evet. Bu gün dünyayı okuyabilme, dünya nereye gidiyor onu görebilme, dünyanın gittiği yöne Türkiye'nin de ayak uydurabilmesi adına proje ortaya koyma. Şimdi daha güzel olacak deniyor. Burhan Bey, o kadar güzel söyleniyor ki daha güzel olacak. Neye göre? Neyle? Nasıl? Cevabı yok. Sayın Cumhurbaşkanımız ne dedi? Daha güzel olacak. Daha güzel. Ne demek? 25 yıldır AK Parti belediyeciliği sayesinde İstanbul güzel, daha da güzel olması lazım. Çok güzel olacak demek yetmez. Daha da güzel olacak. Peki nasıl? Binali Bey çıkıyor her yerde. İstanbul'a hangi projeyi yapacağım? Hangi ilçeyle hangi projeyi geliştireceğim? İstanbul'u nereden nereye getireceğim? Tek tek proje adamı olarak, bir mühendis olarak ortaya koyuyor. Karşıda ne var? Nasıl yapacağımın cevabı yok. Ne yapacağımın cevabı yok. Hangi projeyi ortaya koyacağım cevabı yok. Sadece laf. Lafla peynir gemisi yürüseydi herkes gemileri yürütürdü. Lafla evet, peynir Hasan gemisi Bey, yürümüyor. Peynir gemisinin yürüyebilmesi için üç tarafı denizlerle çevirdiği ülkeyi denizci ülke haline getirmeniz lazım. Liman sayınızı artırmanız lazım. Marina sayınızı artırmanız lazım. Turizm gelirinizi böylece artırmanız lazım. Türk bayrağı taşıyan tekne sayısını yapacağınız düzenlemelerle 6000'in üzerine çıkarmanız lazım. Kara listede, dünya denizciliğinde kara listede olan Türk denizciliğini beyaz listeye çıkaracaksınız. O da yetmez. Avrupa ortalamalarının da üzerinde bir noktaya taşıyacaksınız. Bu sizin denizciliğinizin geldiği noktayı göstermesi adına önemli. Bu sizin ülke olarak denizcilikten ne elde ettiğinizi göstermesi adına önemli. Lafla peynir gemisi yürümüyor. Liman yapacaksınız, tersane yapacaksınız, marina yapacaksınız, düzenleme yapacaksınız. Denizcilik otoritesinde de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı içerisindeki denizcilik otoritelerinde de denizci genel müdürlerle bu hizmeti yapacaksınız. Denizci uzmanlarla yapacaksınız. İşte bunlar AK Parti döneminde yapıldı, yapılmaya devam ediyor. Hazır bu bahaneyle evet, denizcilikle ilgili yapılanları da söylemiş olayım. Evet. Buyurun. Efendim, şimdi dediniz ki 90'lı yıllarda işte bize desteklemiş olduk oradaki sıkıntıları. Su yok, çöp var, koku, her şey problemli. İşte 50 kilometrelik bir tünel ağı varken bugün 460 kilometrenin üzerinde. Deniyor ki iyi de yani teknoloji gelişiyor, yaşam şartları değişiyor. Bunlar çok büyük bir değişim olarak adlandırılmamalı. Çünkü zaten dünyanın artık son 15 yıl, 20 yıldaki değişimi teknoloji sayesinde oldu deniliyor. Bu konudaki tavrınızı efendim merak ediyorum. Tespit bir doğru tespit. Doğru tespit. Dünya yürüyor yerinde saymıyor. Teknoloji gelişiyor. Ve buna ayak uydurmak gerekiyor.
geçmişte teknoloji yok muydu? Vardı. Biz ne yapıyorduk? Gidip para verip almaya çalışıyorduk. Sadece almaya çalışıyorduk. Alıp tüketmeye çalışıyorduk. Şimdi ne yapıyoruz? Savunma sanayi de dahil en üst seviyede teknoloji kullanıyoruz. En basit cep telefonunu gidip dışarıdan alırken, en basit telefon santralini dışarıdan alırken, baz istasyonunu dışarıdan alırken, uyduyu dışarıdan alırken teknoloji vardı dünyada ama sadece gidip satın alıyorduk. Şimdi ne yapıyoruz? Dünyayla eş zamanlı olarak teknolojiyi geliştiriyoruz. 6A diye bir uydu yapıyoruz ve inşallah yakın zamanda fırlatmayı hedefliyoruz. 5A, 5B diye uydular yapıyoruz. Birini önümüzdeki yıl, birini 2021'de fırlatacağız. Bunların içerisinde bizim mühendisimiz, teknolojimiz yer alıyor. Bütün bunlar böyle oluyor. Savunma sanayinde en basit bir silahı, en basit bir parçayı, yedek parçayı veya insansız hava aracını gidip almak için yalvarıyorduk, paramızı veriyorduk. Velev ki aldık. Parçalardan herhangi bir arızalandığında bize yedek parça vermiyorlardı. Otomatik olarak sistemimizi kilitliyorlardı. Şimdi ne yapıyoruz? Bütün bunları kendimiz üretiyoruz. Teknoloji ilerliyor ancak biz üretiyoruz. 4.5G'ye geçen nadir ülkelerden biriydik. 2023 hedefimiz dünyayla birlikte 5G'ye geçmek. Dünyayla birlikte ve bununla ilgili ciddi bir şu an çalışma yapıyoruz. İşte teknolojiyi artık biz üretiyoruz. Biz ürettiğimiz için de bundan gelir elde ediyoruz. Bundan ülkeyi büyütüyoruz. Nitekim böyle olduğu için de 30-35 milyar dolarlık ihracatlardan bugün yıllık 170 milyar dolara geldik. Böyle geliniyor. Peki. O yüzden affınıza sığınıyorum. Efendim. Sadece dünyayı izleyen değil, dünyayla birlikte yol yürüyen ülke olursanız güçlü olursunuz ve ülkenizi kalkındırırsınız. Yaptığımız budur. Bunu yaptığımız için de Türkiye güçleniyor. Bunu yaptığımız için de dünya Türkiye'nin bu güçlü yürüyüşünü istemiyor. Sayın Bakanım, biraz da İstanbul projelerinden de bahsetmek istiyorum. Binali Bey İstanbul'a bugüne kadar ne tür hizmetler verdi? Bundan sonra neler yapacak? Bakıyorum ben, çok güzel projeler. Diyor ki evlenecek gençlere 8 bin lira yardım yapacağız. İşte belediye düğün salonlarını vereceğiz. Öğretmenlere ücretsiz, yani çok mükemmel projeler de var efendim. Halkın hayatını kolaylaştıracak. Dün ne yaptı? Bundan sonra nasıl bir İstanbul yapar Binali Bey efendim seçilirse? Elbette ki insanımızın hayatını kolaylaştırmak adına, sosyal belediyecilik yapmak adına, sosyal devlet anlayışıyla hizmet etmek adına AK Parti olarak çok şey yaptık. Yapmaya devam ediyoruz, yapacağız. Binali Bey de nitekim o tecrübeyle dönüyor, bunları açıklıyor ve bir bir de uyguluyor. Deniyor ki, ya Binali Bey kim ki çıkıyor bir açıklama yapıyor, sonra da meclis bunun gereğini yapıyor. İşte Binali Bey'i tanımamışlar. Binali Bey bu ülkede başbakanlık yapmış, bu ülkede 13 sene bakanlık yapmış, meclis başkanlığı yapmış, Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlığını yapmış, AK Parti ekibinde güvenilirliğini sonuna kadar ortaya koymuş, ağzından ne çıktığını bilen ve bunların uygulanıp uygulanmayacağının hesabını önceden yapan bir kişi, böyle olduğu için de laf olsun diye bir şey söylemiyor. Uygulanabilecek şeyleri söylüyor. Ekibi de, partisi de, dönüp kabinesi de dönüp arkasında duruyor ve bunu kısa sürede yasalaştırıyor. Kısa sürede halkın hizmetine sunuyor. Binali Bey'in böyle bir kişi olduğunu hala anlayamadılar. Zannediyorlar ki onların adayları gibi sadece laf ediyor. Ettiği lafın sonuçlarını bilmiyor. Analizlerini bilmiyor. Binali Bey bunları çok iyi bildiği için İstanbul'a ilişkin her söylediği anında gerçekleşiyor. Şu an belediye meclisinin çoğunluğu bizde arkadaşlar gereğini yapıyor. Kabine sağ olsun anında partimizin adayıdır deyip gereğini yapıyor. Mecliste grup olarak da biz kendisiyle istişarelerimizi yapıp tekliflerimizi verip bunları kanunlaştırıyoruz. Bunlar böyle devam edecek. Bu bilinmeli, en büyük farklarından biri bu. En büyük farklarından biri bu. Yoksa İstanbul'da her şeyi söylersiniz. Kabine size destek veremez. Vermez. Meclis size destek vermez. Veremez. Ne oldu? Lafınız havada kaldı. Binali Bey'in lafının havada kalmayacağını herkes gördü. Bu önemli.
dönelim neler yaptı ya. Konuşulur, konuşulabilir. Marmaray projesini biz yapacağız deyip başladığımız zaman herkes diyordu ki yok canım, kandırıyorsunuz. Böyle bir şey mümkün değil. Dünya gıptayla izledi. Binali Bey'in bakanlığı döneminde Marmaray projesini bitirdik. Ben Deniz de naçizane o projenin başında genel müdür olarak çalışma şansı yakaladım. Ama Tayyip Erdoğan'ın duruşu, himayesi Binali Yıldırım'ın bakanlığı sayesinde yaptık. Yetmez, Binali Bey bir Avrasya'yı hayal etti. Cumhurbaşkanımızla paylaştı. Biz onu konuştuğumuzda diyorlardı ki yok canım mümkün değil. Denizin bu kadar altından, derininden mümkün değil. Siz bir proje yapamazsınız. Yapsanız da İstanbul'un silüetini bozarsınız. Ya arkadaş, İstanbul'un silüetini niye bozayım? Ben tarihi yarımadadan trafiği hemen denizin altından karşıya geçireceğim. Burada bir emisyonu azaltacağım. Tarihi yarımadayı koruyacağım dediğimizde yok canım hayal görüyorsunuz diyorlardı. Avrasya yapıldı. Avrasya'yı sadece yolcuyu bir yerden bir yere taşıyan proje olarak düşünmeyin. Avrasya İstanbul için, dünya için önemli olan tarihi yarımadayı koruyan bir projedir. Öyle mi? Bakın efendim? Çevreci bir boyutu vardır. Aksi takdirde o kadar trafik ne olacak? Tarihi yarımadan gidecek, Haliç'i geçecek, Beşiktaş'ı geçecek, diğer köprülerden karşıya geçecek. Ya da saatlerce bekleyecek, vapurla karşıya geçecekti. Onun yerine geliyor ve 5 dakikada karşıya geçiyor. Bu emisyon azalımı anlamına gelir. Böyle bir özelliği var. Efendim, Marmaray projesi sadece İstanbul'a hizmet etmiyor. Londra'dan Pekin'e, Bakü, Tiflis, Kars'la birlikte demir yolunu, dünya raylı sistemini kesintisiz hale getirdiği bu İstanbul için önemli bir projedir. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü insanlar, ya ne gerek vardı orada bir köprü dediler. Binali Bey'in projesi şu gereği vardı, gördüler şimdi. Efendim, kamyon trafiğini oraya alarak kamyonları şehir içine sokmaktan kurtardık. Şehir içerisinde bekleyip çevre kirliliği oluşturmasından kurtardık. Böyle rahatlattık. Üçüncü havalimanı ne gerek var diyorlardı. Dünya da aynı şeyi söylüyordu. Bizimkiler anlayamadıkları için ne gerek var diyorlardı. Bizimkiler demeyeyim haşa. Destek olanlar vardı da. Evet. Karşı çıkanlar. Muhalefet de efendim. Muhalefet edenler. Karşı çıkanlar neye yarayacağını bilmedikleri için bunu söylüyorlardı. Evet efendim. Bu çok net. Sonra dünya da aynı şeyi söylüyordu. Olmaz. Aradaki fark şu. Bizde muhalefet edenler bu projelerin ne işe yaradığını anlayamadıkları için ya karşı çıkıyorlardı ya da dünyanın ağzıyla konuştukları için, onlara maşalık ettikleri için bunu söylüyorlardı. Ben Deniz bir ulaştırmacıyım. Ulaşımla ilgili bir mühendislik okudum. Sonra da ulaşımla ilgili tecrübe edindim. Recep Tayyip Erdoğan'ın ekibinde, Binali Yıldırım'ın ekibinde ulaştırmacı olarak da Rabbim nasip etti. Bu büyük projelerin içerisinde yer aldı. Evet efendim. Size belli ki biraz daha vaktimiz var. Az bir şey daha. Biraz toparlarsak Sayın Bakan. Tamam, tamam. Şöyle, coğrafi olarak hep köprü konumundayız Türkiye ama bunu reel olarak hakkını vermeniz lazım. Türkiye bu köprünün hakkını verince, Londra'nın Pekin'e demir yolunu kesintisiz hale getirince, hava koridorlarını Türkiye'nin üzerine alınca, denizciliği Türkiye'nin üzerine alınca, Türkiye dünya taşımacılığından pay alır hale geldi. Bu ne demek? Dünyanın kendi arasında paylaştığı bir ticari pastaya Türkiye ortak oldu. Bundan sonra daha da fazla ortak olacak. Nasıl olacak? Üçüncü havalimanı ile olacak, üçüncü köprüyle olacak, üçüncü köprünün üzerindeki demir yoluyla olacak. İşte dünya dedi ki Türkiye'nin burada durması lazım. Çünkü Türkiye bugüne kadar bizim kendi aramızda paylaştığımız ticari pastaya ortak oluyor. Evet. Onun için karşı çıktı. Onlar adına karşı çıkmak çok mantıklı ama Türkiye'yi büyütecek, Türkiye ekonomisini büyütecek. İstanbul ekonomisini büyüterek buradan oluşacak kaynağı Türkiye'ye yaymak adına, Kars'a, Ardahan'a, Iğdır'a hizmet etmek adına bu ekonomiyi büyütecek projelere dünya dur dedi. Bizimkiler anlayamadılar. Allah'a şükür ki AK Parti'yi destekleyenler, AK Parti gibi düşünenler bu projelerin arkasında durdu ve bugün onlar hayata geçti. Binali Yıldırım inşallah sadece bunlar da değil. İstanbul'da bakanlığı, başbakanlığı döneminde belediyenin sorumluluğu dışındaki birçok metro projesini başlattı. Onları yapıyor. Memnuniyetle görüyorum ki bunlar da yetmez diyor. İstanbul'u raylı sistem ağıyla öreceğim diyor. İnsanlar bir yerden çıktıklarında öyle çok uzun değil. 750 metre en fazla yürüyüp bir istasyona gelecekler ve raylı sistemler İstanbul'un her yerine gidebilecekler.
Bu başlı başına bir zaten devrimdir. Bu başlı başına bir çığırdır. Diğer söylediğiniz İstanbul'un sosyal hayatını kolaylaştıracak projeler de zaten bunun daha güzel tarafı inşallah. Binali Bey'in tecrübesi dünya şehri İstanbul'u klasman olarak bir üst lige çıkarmaya yeter. Buna hiç kimsenin şüphesi yok. Kars, Ardahan, Iğdırlı hemşehrilerim de bilmeli ki Binali Bey güçlü bir belediye başkanı olarak İstanbul'a hizmet ederse, İstanbul Türkiye'nin ekonomisini büyütmeye devam ederse buradan oluşacak ekonomiyle de oranın hizmetleri görür. Sayın Bakanım, tam son birkaç cümle size istirham edeceğim. Dün Sayın İmamoğlu Ordu'da Ordu valisine yönelik olarak işte it herifler şeklinde ifade kullanmış. Affınıza sığınarak söylüyorum. VIP'ten geçmek için. Normalde 14 kişi VIP'ten geçmeye çalışıyor. VIP ne demek? Hani halka dayalı bir yönetim sergileyecek olan Sayın İmamoğlu, ben VIP'e geçeceğim. İşte halktan kopacağım, halktan uzak, özel muameleye tabi olacağım diyor. Efendim burası yasak denildiği zaman da devletin valisine, işte polisine hakaret ediyor. Nasıl bir halkçılık efendim? Bunu da ben bilemiyorum. Ne dersiniz? Bununla bitirelim. Şimdi 31 Mart seçimlerinde birilerinin oyunu çalması, vatandaşın kararını değiştirmeye çalışması ne idiyse, bugün yapılmaya çalışılan ondan farkı yok. 31 Mart öncesi CHP adayı hep bir maske taktı yüzüne, herkese gülücükler dağıttı. Herkese istisnasız. Kendi genel başkanı hiç kampanyasına katılmadı. Çünkü genel başkanının açıklamalarını insanlar biliyor. Böyle tutarsız, çarkçı bir açıklama var. Vatandaş bunu biliyor. Kendi il başkanı dün birileriyle gidip Türkiye aleyhine bir şeyler söylerken, efendim haşa Allah'ı yok varsayarken, hiç ortada gözükmedi, hiç ortada gözükmedi. Gezi olaylarında sapanla taş fırlatırken fotoğraf var, hiç ortada gözükmedi. İnsanımız bunları anlayamadılar. Dolayısıyla bunu cici çocuk zannettiler. İnsanımızın yarıya yakını buna oy verdi. Ama 31 Mart'tan sonra mazbatamı isterim de mazbatamı isterim deyip yasal süreçleri yok varsayan, yasal süreçleri yok varsayıp belediye başkanlığı titri almadan gidip belediye başkanı diye imza atan kişiden dünkü VIP'deki olayı beklemek kadar doğal bir şey yok. Evet efendim. Çünkü kendine ait olmayan, hakkı olmayan şeyleri haklıymış gibi hep istedi, istemeye devam etti. VIP de şudur, ben DLH Genel Müdürlüğü yaptım, Dehami Yönetim Kurulu üyeliği yaptım. VIP'den geçeceklerin listeleri sıralanır ve bunlar geçer. Sadece kurumun bir teamülü vardır, bir de mahiyet geçer. Diyelim ki milletvekilisiniz, yanınızda danışmanınız var, geçer. Büyükşehir Belediye Başkanısınız, yanınızda bir danışmanınız geçer. Ama siz mahiyet diye bir kişi yerine 10 kişi, 20 kişi götürmeye kalkarsanız, haklı olarak oradakiler de der ki onun sorumluluğu mülki idarededir. Mülki idarede der ki, hayır arkadaş, senin buradan geçme iznin yok. Bu kadar doğal bir şey. Bu kadar doğal. Ancak niye halkın içinden geçmiyorsun efendim bir de? Canım. Hayır, halkın içinden geçip geçmemek ayrı bir şey. Hakkınızdır. Hakkı olanla birlikte geçersiniz, ona itiraz edilmez. Ama hakkı olmayanları, nasıl ki hakkı olmadan mazbatamı ver dedi, nasıl ki hakkı olmadan mazbatayı almadan gitti belediye başkanı olarak imza attı, şimdi de hakkı olmadan benim yanımda kaç kişi varsa onlar buradan geçsin. Yok böyle bir uygulama. Ve başka bir şey daha söyleyeyim affınıza sığınarak. Müsaadenizle bir iki cümle daha söyleyeyim. Buyurun efendim. Programın zamanını çok aştık biliyorum. Şimdi hırsız evinize giriyor, bir malınızı çalıyor. Dışarı çıkıyor. Siz çaldığını görüyorsunuz. Polise diyorsunuz ki, polis gel benim evimden şu hırsız şu malı çaldı. Polis hırsızın elinden malı almaya çalışıyor. Hırsız bağırıyor. Diyor ki, komşular gelin benim malımı elimden alıyorlar. Ya kardeş onu çaldın. Sonra kendi gibi düşünenler ona inanıyor. Ama istiyor ki sen de malı çalınan ev sahibi olarak sen de ona inanasın. Yok böyle bir şey. Hem malı çalacak, hem çaldığı mal elinde yakalanacak, sonra da komşular gelin beni kurtarın, benim malımı elimden alıyorlar. Yok böyle bir şey ya. Efendim çok teşekkür ediyorum. Hasan Bey çok sağ olun. Evet sevgili izleyiciler,
Konuğumuz Sayın Ahmet Arslan'dı. Anadolu Soruyor programı burada sona erdi. Başka bir programda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın efendim.